Biz yedi kardeşiz. Gülistan çok farklı bir kızdı. Bugün Gülistan kaybolduğu için değil. Hani aileme baktığım zaman bütün ailem çökmüş durumda. Nedeni Gülistan'ın sadece benim anne babamın kızı olması ya da bizim kardeşimiz olması değildi. Çünkü Gülistan'ın çok güzel bir hümanist bakış açısı vardı. Hani hayvanlara olsun, insana olsun, insanla olsun Gülistan çok farklı bakardı. Acıma duygusu vardı, merhamet duygusu vardı. Biz ondan bir şey istediğimiz zaman ya da Gülistan'a bir şey dediğimiz zaman Gülistan hiç bize sırt çevirmezdi, yüz çevirmezdi. Ha, çok zorlansa bile en kötü lafı of olurdu. Pırca hevali hızlık. Yaşlık buraya da bıçağına. Ev yaşlıya nasıl ne dıkır ha? Poşet desteği yaşlı da var. Ev bıçağı bir kişi daha bu kota ya. Teyze kahve poşet de bu gireyim. Tudu iki reçlere. Bu kadar merhamet abi hevva. Şu hayvin hızlık. Jayla ku hızlık. Jiyeni ku hızlık. Kasak jiyeni ku hızlık. Belki... Belki mukasa ve jay hızlık. Belki mukasa ve karnım acıktı. Baktım dolap açıktı. Löpettim koca pastayı. Löpettim koca pastayı. Boşalttım koş tabağı. Ben kızımı yani onu değil, üç taneyi bile okuturdum. Ne maaşım var, ne bir şeyim var fakirlikten. Ben çoban yaparken bunları okuturmuşum. Ben dedim, ben okumamışım, cahil kalmışım. Bunlar cahil kalmamış diye. Onlar da beni çok sevdi. Bu babamız böyle bir çobanlık yaparken bizi okuttuğu için eve geliyorlardı. Sanki öğrenci değil, bir işçi gibi çalışırlardı. Hayalleri olan bir kızdı Gülistan. Çocukları çok seviyordu. Çocukların çok temiz, çok masum olduğunu ve onlarla vakit geçirmek istediğini ve bölümünü çok sevdiğini söylüyordu. Sağa sola bakmışlar, caddeye çıkmışlar, sağa sola bakmışlar. Küçük ördek karşıya geçmiş. Şöyle bir hayali vardı ki arkadaşlarına da anlatmış. Bir kreş kuracak, işte herkesi o kreşin içine alacak, işsiz arkadaşı olmayacak. Arkadaşlarıyla birlikte bir yerde olacak hayali vardı. Roman okumayı seviyordu. Kitap çok okurdu. İnce Mehmet'i okumuştu. Yaşar Kemal'in kitabını. Mutlaka Aygül bu kitabı oku demişti. Hatta o okuduğu parçadan da bana şunu demişti. İnce Mehmet oradaki ağayı öldürünce ağa İnce Mehmet'e şunu diyor. Oradaki Mehmet'e diyor ki sen beni öldürdün. Öldüreceksin ama ben giderim başka bir ağa gelir demişti. İnce Mehmet'e dönüp de onu şunu demişti. Ben ölürsem de başka bir Mehmet gelmişti. Gülistan bundan çok etkilenmiş ki, hani o kadar etkilenmişti ki bunu benimle paylaşmıştı. Müzikci dilemişti kır. Gıdarıydı kır. Kitavcıydı kuant. İşe maleciydi kır. Yani vesife ve çoğa sessiz. Bekken, behuzur. Dileko tek ne dikir. Bıçakiri yani iç haka iş bükrem müzik akıdı kır koyu kuh. La müzik aku gıdari dikir, o işe aku keyif aku, yani bu ev aku dikir. Çok ilginçtir. Benim ailemde dengbej dinleyen kimse yoktur. Ben de bu yaşıma kadar hiç Gülistan'ı kaybetmeden önce dengbej dinlemezdim. Gülistan evde çok dengbejler dinlerdi. Yani böyle hani o büyük büyük adamların şeylerini. Ben o kadar çok şaşırırdım ki. Gülistan diyordum hani sen ne anlıyorsun dediğimde Aygül sadece bir kere dinle diyordu. Bir kere dinle diyordu. Hani belki de benim anlamak istediğimi anlarsın. İnanın ben dinleyince de anlamıyordum. Ama ne zaman anladım biliyor musunuz? 5 Ocak'tan sonra. Hani o dengbejleri teker teker açarken Gülistan'ın aslında neyi orada dinlediğini acı öğrendim.
Ben haberi aldığımda gece 1.30'tu. Ablam aramıştı. Ablam o saatte beni aramaz. Çok korkmuştum zaten. Araması bile beni tedirgin etmişti. Telefonu açtığımda polis beni aradı. Rüstan yok dediler. İnanın o an kıyamet kopacak gibiydi. O gece yola çıktık. Hani birileri Gülistan belki bir arkadaşındandır. Hani sabah gideriz. Çok tedirgin olmuştuk ve arkadaşları, Gülistan arkadaşları karakolda ne arasın Gülistan arkadaşlarındaysa. Kente gittiğim zaman arkadaşları ilk bizi karşılamıştı. Yani hepsi perişan, hepsi üzgün, hepsi utangaç. Ne diyeceklerini bilmiyorlar bu aileye. Kente gittiğimiz zaman oranın mülki idari amir Tuncay Söner, kızınız intihar etti, iki çocuğum üzerine yemin ederim bedenini vereceğim dedi. Biz Gülistan'ın intihar etmediğini, kızımızın intihar etmeyeceğini bile bile 226 gün boyunca köprünün başına tek bir gün ayrılmadı. Oradaki acıları hiçbir cümleyle ben size aktaramam burada. Çünkü şunu diyordu, kızınız intihar etti, ben size kızınızın bedenini vereceğim diyordu. Biz Gülistan'ın bedenini bekliyorduk. Gülistan'ın kaybından hemen kısa bir süre sonra Gülistan'ın intihar ettiği yönünde bir algı yayılmaya çalışıldı. Bu hususta biz her zaman kadın kurumları olarak şüpheyle yaklaşmaktayız. Çünkü bunların birçoğu şüpheli kadın ölümleri veya şüpheli kadın intiharları şeklinde de gelişebiliyor. Bunu biliyorduk. Ve bu intihar algısının neye dayalı olarak ortaya çıktığını anlamaya çalıştık. Çünkü ortada Gülistan'ın bedeni yoktu, Gülistan'ın kendisi yoktu. Aslında Gülistan'a ait soruşturma dosyasına yansıyan ve kollukta bulunan Gülistan'ın bir takım sağlık kuruluşlarında yapmış olduğu tedavilerin, olağan tedavilerin kollukça kızınız intihar etti şeklinde aileye bilgi verilmiş olduğunu fark ettik. Oysa sonra Diyarbakır'dan hekim arkadaşlarımıza yaptığımız görüşmelerde dosyaya yansıyan tutanakları ve hastane raporlarını da göstererek söz konusu sağlık raporlarının ve sağlık çizelgelerinin, eklerinin, evraklarının hiçbir şekilde bir intihar vakasıyla ilgisi olmadığını tespit ettik. Bu durum bizim bu dosyaya daha çok şüpheyle yaklaşmamıza sebep oldu. Çünkü özellikle kamu ağzıyla, kolluk ağzıyla yayılmaya çalışılan bir intihar algısı var. Çıkışımız aslında sosyal medya çalışmasıyla başladı. Çünkü bir pandemi süreci vardı. Yani pandeminin etkileri vardı. Yani ilk eylemler Gülistan'ın okulu kaybolduğunda ilk sokak eylemleri olmuştu Dersim'de. Gençler sokağa çıkmıştı çünkü Dersim'de kadın katliamlarına, faili meçhul cinayetlere çok rastlanıyor. Bu adam taşma noktasına gelmişti yani. Gülistan bu son damlayı taşıran bir olaydı. Buradan da sokak eylemleri başladık. Yani genel mücadele hakkında. Come on!
O kadının başına bir şey gelirse en büyük sorumlusu sizlersiniz. Olayın üstünde bakın. Gülistan suda ararken Esma Kılıcı Aslan'ın bedenine ulaştık. Ve daha sonra 44 gün boyunca orada Yılmaz abi vardı, kazayla suya düşmüştü. Onun bedenine ulaştık. Daha sonra Abdullah vardı, onun bedenine ulaştık. Daha sonra iki kardeş vardı, onun bedenine. Yani Gülistan dışında Gülistan'ı beklerken herkesi bulduk. Bir Gülistan'ı bulamadık. Dalgıçlar bile kendisi şunu diyordu. Muzdur bir Gülistan dokuyor mu yuttu? Ya da Gülistan intihar etti diyenler ya da dosyanın savcısı niye bir gün bu köprüye gelmiyor? Ne yapıyorsunuz? Nerede arıyorsunuz? Bulacak mısınız? Dinar Köprüsü civarında suda yapılan aramalarda bulunan bir takım Gülistan'a ait olduğu iddia edilen İşte makas, kırtasiyeden herkesin alabileceği sıradan bir makas ve Gülistan'a ait olduğu iddia edilen bir notun sudan çıktığı ifade edilmişti. Bütün bunlarla evet Gülistan bu köprünün ağzındaydı ve kendini buradan attı, intihar etti, atarak intihar etti şeklinde bir algı yayılmaya çalışıldığını fark ettik. Madem bir kız intihar ettiğini gören yok, duyan yok, bilen yok, görüntüsü yok. Şimdi bir kız, madem hani bir kıza intihar etti deniliyorsa, ki her intihar bir cinayettir, intihar etti deniliyorsa bile yine Zeynel Abarokov'un bugün içeride olması lazımdı, yargılanıp sorgulanması lazımdı. 21 yaşında gencecik bir kadın 4 Ocak gecesi işe giriyorsa, 2 gün önce ablasından KPSS, YKSS kitaplarını istiyorsa, annesine ve ailesine hediyeler alıp eve gelecekse, durup dururken 21 yaşındaki bir kadın niye intihar etsin? Sorusu sorulması lazımdı bu sefer. Kendi intihar tezine göre bile yine Zeynal'ın yargılanıp sorgulanması lazımdı. O intihar tezine göre de Zeynal yargılanıp sorgulanmıyor. Gülistan'ın kaybolmadan hemen önceki gün yaşadığı olaylar ve bir dönem ilişkisi olduğu, erkek arkadaşı olduğu Zeynal ile son gün yani 4 Ocak günü yaşamış olduğu tartışma ve hemen ertesi gün malum basına da çokça yansıyıp tartışıldığı için hatırlatmak lazım. Kafeterya önünde Zeynal'ın bütün vücut diliyle Gülistan'a karşı saldırgan ve öfkeli tarzı ve yine bir gece önce 155'e yapılan bir tartışma ve arbede olduğuna ilişkin ihbar gibi pek çok bulgu sebebiyle biz aslında bu soruşturma kapsamında Gülistan'a en yakın ve onu en son gören, onunla en son irtibata geçen kişi olan Zeynal ve Zeynal'ın yine asayiş şubede polis olan babasına soruşturmanın yönlendirilmesi gerektiğini söylüyorduk. Ama dosyaya baktığımızda maalesef ilk gördüğümüz şey Zeynal'ın da ailesinin de babasının da soruşturmada ilk alınan ifadeleri daha şüpheli sıfatıyla alınmamış, bilgi sahibi şeklinde alınmış. Oysa ki biz birçok kadın cinayetinden ve kayıp kadın vakasından biliyoruz ki bu tarz dosyalarda eğer bir kadın katledilmişse cesedi ortada olsun veya olmasın, burada genellikle bu kayıp olan veya katledilen kadının en yakınlarının fail olduğunu çokça dosyada gördük. Buna rağmen ve Gülistan'ın her sıradan yurttaş gibi sıradan bir yaşantısı olan, kimseyle düşmanlığı olmayan, rutin ve olağan bir yaşamı olan bir genç kadın olmasına rağmen her ne hikmetse buradaki esas şüphelileri hiçbir şekilde yoğunlaşmayan bir soruşturma yürüyordu. Savcılıkla da görüştüğümüzde özellikle şunu belirttik. Siz bu dosyaya intihar odaklı bakamazsınız.
Bütün kayıp kadın vakaları, bütün kadın cinayetleri şüphelidir veya intihar diye geçen dosyalar şüphelidir. Siz bu dosyaya sadece intihar eksenli bakıp bu şekilde yürütürseniz birçok delil ortadan kaybolacak. Komisyonların kurulması biraz daha bu pandemiye yakın bir döneme de denk geldi ve bunun kamuoyunu oluşturmak istiyorduk ilk başta. Ve sosyal medyada hashtag eylemleriyle başladı. Bu hashtag eylemlerimiz temel talepler üzerine oldu. İşte baraj boşaltılsın, video çözümlensin, Zeynel Labarkov başta olmak üzere dosyada adı geçen, yani bu dosyanın çözülmesine pay olan herkesin yargılanması üzerine talepler ve bu talepler etrafında da sosyal medya eylemlerimiz oldu. Bunun dışında günlük gün paylaşımları, yani Gülistan'ı unutturmamak üzere günlük gün paylaşımları. Etmem imkansız. Çünkü bir acıyı hep aynı durumda yaşıyoruz. Şimdi biz ilk günden beri söylüyoruz. Bizim kızımız intihar edecek bir kız değildi. 227 gün boyunca köprüde bekledik. Ama bir sonuca varamadık. Şimdi dalgıç abilerim Gülistan olsaydı hani en geç bir hafta içinde zaten alıp giderdiniz diyordu. Biz su yolundan çok adil ve karada etkin bir araştırma istiyoruz. Şimdi Tunceli Avuççı kadar bir kent. Her köşesi mobese. Köprünün girişi kontrol noktası, çıkışı kontrol noktası. Adil ve etkin bir araştırma başlatıldığında biz Gülistan'a ulaşacağımızı biliyorum. Çünkü burası İzmir değil, Ankara değil, İstanbul değil. Umuyorum ki bu süreç biter ve umuyorum ki biz bu azaptan kurtuluruz. Ve bu dosyanın bu şekilde ömrümüzün sonuna kadar gitmesini istemiyoruz. Hani bunun için de inanın sokak sokak mı, cadde cadde mi, hani ülkenin her neresine gidilmesi gerekiyorsa da gideceğiz. Bunu biliyorum. Ailemi tanıyorum. Kızlarını bu şekilde bırakmaz. Öyle neşeva meşeva neruva meruva. Psikolojiye mekışa bozmuş bir. Ebeşevi burada gri. Ederim kiri, ava gava kudavim kiri beynimi de deredim çahat serit. Eko hediye evlet bu nevlad eva hev mefaham dek nezi çıdır mirama. Du sahat az sahat ki zari meraj mektevi neyin mali. Sahat ki zari meraj mektevi neyin mali meraj çer bu. Ava edip ence ocağı eda ver bi. Sal. Vay sal unu va vedik bu. Kızına ne istedin? O masumun günahı nedir? Oh, masumun kime zararı var? O bir öğrencidir. O bir üniversite öğrencidir. Vicdanınıza nasıl yediriyorsunuz? Bir anne kemikli kızının kemiklerini arıyor. Katillere barikatlar kurulmuyor. Gülistan'ın annesine barikatlar kuruluyor. Ben bunu vicdanıma yediremiyorum. Gülistan! Bu yaptığınız insanı tutuyorlar. Seni alıyorlar. Annemle oturmamızdaki amaç şuydu Seyit Rıza'da. Zaynal yargılansın, Cumhurbaşkanı'na görüşelim ve kızımız bulunsuydu. Şu üç taleple gitmiştik. Ve bu üç talepten en doğal, en insani olduğunu bence bütün dünya biliyor. Gözaltına alınırken, yani nasıl desem, siz kızınızı arıyorsunuz, failleri dışarıda. Ve gözaltına alan siz ve annenizsiniz. Kendime üzülmedim, anneme üzüldüm. Dün benle annem burada 247 gündür olmayan kızımızın
kemiklerini sormaya gelmiştik. Annem ve ben gözaltına alındık. Gözaltına alınma gerekçemiz basın ve toplantı ve yürüyüş yasağı olmasıymış. Biz toplantı yapmamıştık ve yürüyüş de yapmamıştık. Bir, annem yaka paça buradan çekildi ve ben bir polis kadının defalarca tekmelerine maruz kaldım. Biz istiyoruz ki polisler bize tekme atsın değil, kızımızı bulsun istiyoruz. Biz sadece bunu istiyoruz ve bizim olayımız adli bir olay, sadece kızımızın kemiklerini istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Gözaltı dışında tekrar kalktığımız yere tekrar gittik. Çünkü biz kötü bir şey yapmıyorduk. Biz nihayetinde kendi kızımızı arıyorduk. Dosyanın kapanmasında şüphe duyduğum için değildi oturma. Zaten bu dosya kapandığı zaman ben ve ailem o denin önünde kalkmayacağız. Bu dosya kapanmayacak. Gülistan'ı öylesine biz kaderine bırakmayacağız. Bugün Gülistan bir karanlıkta bizi bekliyor. Ve Gülistan o karanlıktan çıkana kadar, failleri içeri girene kadar biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Ve buradaki adliye ben bu işi göremiyorum, ben bu yapamıyorum, bu iş bana büyük geliyor derse de biz bundan sonra Ankara Adliyesi'ne devam ederiz. Bir kere zaten bu baş şüphelilere karşı yürütülmesi gereken koruma tedbirleri, işte gözaltına alma, yakalama, telefon ve teknik cihazlarının incelenmesi, ev aramaları, bunların hiçbiri yapılmadı. Oysa demin bahsettiğim gibi bu tarz şüpheli dosyalarda ilk etapta yapılması gereken baş şüphelilere yönelik gerekli koruma tedbirlerinin yürütülmesiydi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Gülistan'ın o gün Zayn Ali ile görüşme yapıp binmiş olduğu şehir içi ulaşım aracında şoförle yapılan görüşmelerde Gülistan'ın nerede indiğine dair bir bilgi sahibi olmadığı ifade edildi, ama bu araca binmiş olması sebebiyle Gülistan'ın aslında bu bahsettiğimiz araştırmaların tamamı bu araç içerisinde de yapılması gerekiyordu. İstanbul Sözleşmesi eğer uygulanmış olsaydı belki bugün birçok kadın hayatı kurtulmuş olacaktı. Birçok kadın yaşıyor olmuş olacaktı. Gerek dışarıdan gelsin, gerek aileden gelsin, her türlü şiddetin önlenmesine dönük, her türlü şiddet failin cezalandırılmasına dönük bir sözleşmedir ve doğal olarak burada bir bütün olarak bütün kamu kurumlarının da bu sözleşme içeriğine dönük olarak hareket etmesi gerekiyor. Burada eksiklik çıkıyor Gülistan Doku olayında. Çünkü burada bu soruşturmalar etkin yapıldığı zaman, yani gerek alanda çalışma yapan, gerek ifadesini alan, gerek savcısı, hakimine kadar bir cinsiyetçi yaklaşımla olaya yaklaşıldığı için olayın arka planında bir kadının şiddet görmüş olabileceği, bir kadını öldürmüş olabileceği düşüncesinden ziyade kadına yönelik olan farklı verilerle araştırma yapılıyor. Oysa ki eğer kadın bilinciyle, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinciyle hareket edilmiş olsaydı bu soruşturma daha etkin, daha geniş kapsamlı yapılmış olacaktı. Yine Gülistan ve Zaynal'ın kafeterya önünde yaptığı görüşmedeki konuşmaların bir okuma uzmanı aracılığıyla aslında çözülmesi bekleniyordu, ama buna dair de somut bir sonuç alamadık. Dosyadaki en iyi gelişmelerden biri suya atladığını düşündürten bir su hareketliliğinin oluşmuş olmasıydı, ama ona ilişkin de bir rapor geldi zaten dosyaya ve o rapora göre kesinlikle sudaki hareketliliğin suya düşen bir cisim sebebiyle olmadığı netleşti. Ortada böyle bir sabitlik, böyle bir netlik varken ona rağmen bir yıldan fazla süredir hala suda arama yapılmaya devam edildi. Biz kadınlar tam bir yıldır Gülistan Doku nerede diye soruyoruz. Gülistan hayatta mı, öldü mü, öldürüldü mü, hayattaysa nerede öldürüldüyse kim öldürdü bilmiyoruz. Aylar süren sualtı araması sonuçsuz kaldı. Zeynal hiç sorgulanmadı. Gülistan'ın annesi ve ablası sadece evlatlarının akıbetini sordukları için darp edilerek adeta bir utanç tanesi yaşanarak gözaltına alındılar. Biz kadınlar bugün bu meydanda daha güçlü soruyoruz. Gülistan neden sadece suda arandı? Gülistan'a ne oldu? Bugün birçok farklı şehirden aynı soruyu soruyoruz. Gülistan bulunana kadar akıbetini sormaktan da vazgeçmeyeceğiz. Bir İstanbul, bir Adem, bir
Sıra fıçık, şehir fıçık. Çağır bu bakmizamı, çağır bu. Akıyemiz ne adam ki lisanı hiç kayrakım. Müdeste yok da daha iyi para ve soru zer. Akıyemine. Akıyemine. Çağatı salih ve bağlamın. Akıyemine. Çağır bu gülistan. Gülistan şu. Daha gülistan nere? Daha gülistan nere? Daha dayık negri. Daha diye kıza negri diye lağa negri. Mesela ben en çok neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Mesela Gülistan'ı arayanlar evde akşam çocuklarını nasıl seviyorlar? Bakın düşünsenize ben akşama kadar Gülistan'da oku ben, annem, ailem ağlıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Yapmayacağımız, yapamadığımız şey kalmadı. Mesela o yetkililer çocuklarını nasıl seviyorlar? Çocuklarını severken hiç yüzlerinde Gülistan'ı görmüyorlar mı? Çokça itirazımızı yaptık, çokça dillendirdik. Birçok kurumdan da soruşturmanın üzerine gidileceği, aydınlatılacağı şeklinde beyanlar gelişti. Ama samimi bir şekilde, hatta bence samimiyeti bir kenara bırakalım. Bir kamu otoritesisiniz, bir yargılama faaliyeti yürütüyorsunuz. Bu yargılama faaliyetinin hakkını vermiyorsunuz. Görevinizi layıkıyla yerine getirmiyorsunuz. Biz samimiyetten, ekstra bir çabadan falan bahsetmiyoruz. Bir soruşturma dosyasında yapılması gereken asgari şeylerin yapılmamasından bahsediyoruz. Gülistan'ın bu soruşturmanın bu şekilde yürütülmüş olması sebebiyle dahi yaşam hakkının ihlal edildiği çok açık. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. maddesi çok açık bir şekilde taraf devletlere kişilerin, yurttaşların yaşam haklarını korumayı yükümlü kılar. Pozitif ve negatif yükümlülükleri vardır devletin. Ve kamu Gülistan Doku dosyasında yaşam hakkını ihlal etmiştir, pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bu çok açık. Bugün düşünüyorum, diyelim ki valinin orada şey oldu, kızının telefonu kayboldu. En basitini söylüyorum. O telefonu bulmak için emin olun oradaki bütün emniyet, oradaki bütün birimler ve o hırsız kimdir bulunabilmek için olağanüstü bir çalışma olur. Bakın ben bunu gördüm. Gözlerimle şahit oldum. Ben 5 Ocak'tan önce bu tür şeyleri bilmezdim. Ve bugün 21 yaşında gececik bir kadın yokken kıyametin kopması gerekmiyor muydu? Yani Gülistan'ın gerçekten bir telefon kadar değeri yok mu? Gülistan'ın olağanüstü bir güç tarafından aranabilmesi için bir bürokratın kızı mı olması lazım? Eğer biz bugün bir bürokratın kızı değilsek biz kendi kaderimize böylece mahkum mu edilmeliyiz? Bence bu kader değişmeli. Yani değişmiyorsa yerindeki insanlar değiştirilmeli. Gidilmemeli böyle. Biz Süleyman Soylu'yla görüştük. Biz Cumhurbaşkanı'yla görüştük. Biz Cumhurbaşkanı'yı gördüğümüz zaman sanki biz kızımızı gördük yani. Biz o kadar sevindik. Biz de illa kızımızı çıkaracak. Bize söz verdi. Bir saat bize ilgilendi. Biz konuştuk bir saat bir yerde bize bir umut verdi dedi illa ki ola Süleyman söyledi gerekeni yaparız yani ne olmuşsa biz araştıracağız mutlaka yani elimizde gelene kadar biz bu öğrenciyi bu sizin kızın değil bizim de kızımızdır göreceğiz diye biz ola artık da onda da umutumuz kesilmiş daha. İki ay oldu. Onda da biz yani bir ses çıkmadı. Gelinen aşamada Cumhurbaşkanı'na görüştükten sonra dosyanın savcısı değişti. Dosyanın savcısının değişmesini şöyle buluyorum. Eski savcı Gülistan'ı bulsaydı zaten çoktan bulurdu diyorum. Yeni savcıdan umudum çünkü eski savcı bütün dosyayı sadece intihara yönelik bir şekilde hani yürütmüştü. Biz her yanımıza gittiğimizde %99 intihar etti diyordu. Ya tamam intihar etti de bu kızın bedeli nerede diye soruyordu. İntihar etti de bu kızın failleri yine içeride olması lazım diyordu. O yüzden benim eski dosya savcından umudum kesinlikle kalmamıştı. Yeni savcıyla birlikte hani umudumuz en azından. İnsan umut beslemek istiyor. Umut beslemesek Gülistan'ı arayamayız. Tüm bu dünyaya kış iradeyim. Cumhurbaşkanı iradeyim. Kalk Cumhurbaşkanı ülkesi. Kızımın evini kiye bu yine. Uzanın elçidir meydanı. Mürün emri kudeyi ilahim. Mürün şu dünyayı rana. Mürün acayi ilacı zor. Hema amı roy roy mürün. Roy roy ya roy roy edeyim. Çağat serevi kısa. Şimdi ben bütün kurumlara sesleniyorum. Eğer ki gören, eğer işiten, eğer ki bir şey gören, yani
bize yardımcı olsun, kızımızı çıkarsınlar. Gülistan bu 8 Mart'ta burada değil. Gülistan hep bu alanlardaydı ve hep bize söz veriyorum. Nefes aldığım sürece Gülistan'ı kaldırdı, pankartı kaldırıp Gülistan sen bağır şiddet susun demişti ya. O şiddet susana kadar Aygül 9 susmayacak. Bunu siz çok iyi bilirsiniz. ...8 Mart'ta Gülistan'ı sordu kadınlar, 25 Kasım'da sordu. Çünkü Gülistan'la kaybolmadan önce birçok kadın için bu alanlarda soruyordu. Kadınlar da bu alanlarda Gülistan'ı sordu. Yine 5 Ocak'ta yani birinci yılında doldurduğunda tam 18 kentte kadın örgütleriyle, kadın platformlarıyla birlikte sokak eylemlikleri yaptık. Güçlü bir eylemdi. Yani kamuoyunu oluşturan aslında 8 Mart gibi bir gündem aslında artık 5 Ocak'ta. 5 Ocak geldiğinde kadınlar her kentte sokakta Gülistan'ı soruyor. Sadece bir şey soracağım. Siz hiçbir hafta boyunca gece gündüz demeden kız çocuğunuzu aradınız mı? Gülistan'ı bulacağız. Gülistan Lokuyu bulacağız. Gülistan Lokuyu kadınlar bulacak. Gülistan Lokuyu İşte bu kadın dayanışmasının gücüyle, kadınların öfkesinin gücüyle Gülistan Doku'yu bulacağız. Gülistan için adaleti kazanacağız. Herkesin birbirini tanıdığı bir yerde o kadar sese ve o kadar çağrıya rağmen Gülistan'ın nasıl hala bulunamadığı hususu anlaşılabilir değildi. Kim bilir Gülistan nerede? Kim bilir biliyor musunuz? Gülistan Doku'yu kaybedenleri Faiz Ayal Abarka Abakarov yargılansın demek için Çankaya Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapacaktık. Ancak kadınları işkenceyle, darpla gözaltına aldılar. Biz Ankara Kadın Platformu olarak eylemlere devam ediyoruz. Onların gözaltılarıyla, baskılarıyla yılmayacağız ve yaşamak için Gülistan Doku bulunsun diye sokaklarda olmaya, mücadeleye devam ediyoruz. Gülistan Doku nerede? Gülistan'dan bir yıldır haber alamıyoruz. Gülistan'ı kaybolmadan bir gün önce darp eden Zaynal iyi bilir. Gülistan Doku'yu biz bulacağız. Gülistan Doku'yu bulacağız. Gülistan Doku nerede? Sonuç olarak bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorduk ve aslında verilerden de sunabileceğimiz gibi hem hashtag eylemlerinin Twitter'da birinci sıralara, ikinci, üçüncü sıralara gelmesi hem uzun süre Gülistan'ın kaybedilmesinin engellenmesi önemli bir etki yarattı. Yani güçlü bir kamuoyu yarattı. Cevap bulunmadığında daha da nice Gülistanlar gidecek. Bunu çok iyi biliyorum. Benim kız kardeşim Bahar daha 23 yaşında. Abla diyor Aygül dikkat et. Gülistan'ı alanlar seni de rahat bir şekilde alabilirler. Bak Gülistan'ın katillerini bulmayanlar senin katillerini de bulmayacaklar diyor. Benim kız kardeşim daha anlamıyor. Daha küçük yaşı. Eğer bugün ben Gülistan için susarsam ben yarın Bahar'ı, ben yarın Dicle'yi, ben yarın Arin'i, ben yarın Güneş'i, ben yarın diğer bütün kız kardeşlerimi de kaybedeceğim. Bu yolun sonu nereye gidiyor bilmiyorum. Nereye giderse de gitsin, ben bu yola bütün hücrelerime sonuna kadar mücadele edeceğim.
Twitter'ı çok aktif kullanırım. 5 Ocak'tan sonra zaten açtım. Gülistan'la ilgili bir şeyleri paylaştığımda zaten Gülistan ilgili dışında bir şey de paylaşmıyorum. Çünkü Gülistan'ı arıyorum ve o sayfa Gülistan'ı bulmak amaçlı. Gülistan'ın sesini duyurabilmek amaçlı. Çok geri dönüş alıyorum. En çok şunu alıyorum. Hani ben bazen böyle yoruluyorum. Bazen artık tükenecek noktaya geldiğim an. Hepsi bana şu mesajı atıyor. Aslında belki de o mesajları görünce omuzumdaki yükün ağırlığını daha da fark ediyorum. İşte Aygül abla sen bize cesaret veriyorsun. Sen durduğun zaman biz cesaretimizi kaybedeceğiz. Sen durduğun zaman biz sevdiklerimizi kaybettiğimiz zaman kaybımızı aramayacağız. Bu sırada Hüseyin Galip kayıp. Nursena Hanım var kızı. Benimle iletişime geçmiş. Diğer kayıplarınla iletişime geçmiş. Bana genelde Nursena Hanım mesaj atınca hep şunu diyor. Bana güç veriyorsun. Bana cesaret veriyorsun. Bana hani çünkü o 70 günlük bir babasının arayış süreci var. Biz bugün 1,5 gün oldu. Bana o arama yolunu açıyorsun diyor. Ben onları görünce hani hepsi de şunu diyor. Yalnız değilsin. Biz seninleyiz, yanındayız. Yeter ki sen cesaretini, umudunu kaybetme diye. Ben o mesajları görünce şunu anlıyorum. Ben istesem de artık bu davayı bırakamam. Çünkü ben bu davayı bıraktığım zaman ben Nursena'nın, Ayşe'nin, Fatma'nın, bütün hani Güneş'in, bütün kız kardeşlerimin bir gün hak mücadelesinde tereddüte düşeceğini düşünerek yani zaten bu davayı bırakmam ama o omuzumdaki yükün daha da ağırlığını anlayabiliyorum. Kamuoyu desteği çok önemli. Ben her şeyden önce yani Gülistan'ın ablası Aygül şahsında ailesine, yakınlarına, sevdiklerine gerçekten güç verdiğini hissediyorum. Aslında bu meseleye Gülistan şahsında ne kadar baksak da bu ülkedeki, bu dünyadaki kadın sorunsalının da ne kadar derin, ne kadar köklü ve ne kadar çözümsüzlüğe itilmek zorunda bırakıldığını ya da çözümsüzlüğe itildiğini görmemize sebep oluyor. Aile açısından ve yakınları açısından eminim bunun anlamı çok büyük. Ama bizler açısından da büyüyen ve direnen ve mücadele eden bu erk sisteme karşı, patriarkaya karşı gerçekten boyun eğmeyen, şiddeti hiçbir şekilde kabul etmeyen ve kadınlar için de özgür, eşit bir yaşam alanı ve güvenli bir yaşam alanı kurmak isteyen kadınların örgütlü mücadelesinin ne kadar ileri bir noktaya daha taşındığının göstergesi. Ocak'ta da gördük aslında. Sokakta işte çağrı yaptığımız tüm kentlere kadınlar geldi. Güçlü bir kadın dayanışması vardı. Yine sosyal medyadan göreceğimiz üzere 5 Ocak'ta sanatçı, aydın, vekil, birçok ünlü kişilik Gülistan için çağrı yaptı. Ama temele bakacak olursak ilk günden bugüne kadar söylenen tek bir şey var. Hepimiz birer Gülistan'ız. Kamuoyunda bu içselleşti yani. Avukatımızın da söylediği üzerine aslında bir açıklamasında söylemiştik. Kadın mücadelesi olmasaydı bu dosya buraya kadar bile gelemezdi. Biz de buradan yola çıkaraktan bu mücadeleyi, bu dayanışmayı, hem avukatlarla dayanışmayı, bu mücadeleyi yürütmeyi hem de kadın mücadelesi içerisinde Gülistan Doku için adalet mücadelesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Kamuoyu desteği birçok olayın aydınlatılması için maalesef ki artık en etkin yöntem olmuş. Oysa ki en etkin yöntem hukukun kendisi olması, kanunların yürürlüğe konularak, işleme konularak hayata geçirmesi gerekiyordu. Şu anda onların önüne kamuoyu maalesef geçmiş durumda. O yüzden biz de yani sadece Diyarbakır ve Dersim Kadın Hareketleri olarak buralarda basın açıklaması yapmadık, buralarda yürüyüş düzenlemedik. Türkiye Kadın Hareketi'yle güçlü bir çıkış yaparak birlikte Gülistan Doku nerede sorusunu sorarak bunun daha etkin bir şekilde araştırılmasını istedik. Çünkü dediğimiz gibi arka planı öğrenmek için daha etkin ve şeffaf bir soruşturmanın yapılabilmesi için bütün olaylarda olduğu gibi bu davada da bu talebimizi dile getirdik. Devam edeceğiz. Kadınlar bir şey istediklerinde koparabileceklerini biliyorum. Ve şunu biliyorum, bu topraklarda güneşten önce kadın kalkar. Bunu annemden bilirim, bunu çevremdeki insanlardan bilirim. Kadınlar Gülistan'a sahip çıktığında
8 Mart'ta olsun, alanlarda olsun, 5 Ocak'ta kentin hemen ülkenin yarası kentlerde Gülistan için eylemler yapılmıştı. Kadınlar ayağa kalktığında şunu söylemek istiyor aslında. Çok olumlu bulurum. Olumlu bulmamın nedeni şu. Bugün Gülistan kaybedildiyse yarın ben kaybedilebilirim. Yarın ben kaybedilmeyeyim diye Gülistan Özgecan için yürüdü. Gülistan Ceren için yazdı. Bugün bizler Gülistan için yazıyoruz. Peki ne malum ki yarın diğerleri de bizim için yazı yazmasın. Biz Gülistan için Gülistan Book'un nerede demekten vazgeçmeyeceğiz. Gülistan'ın akıbetini öğrenmeden de durmayacağız. Gülistan'ın şahsında katledilen, zorla kaybettirilen, şiddete uğrayan, yaşam yerlerini terk etmek zorunda kalan, şiddetin çeşitli boyutlarıyla bu işten zarar görmüş bütün kadınlar açısından kadınlar için adalet demeye devam edeceğiz. Bu konuda dayanışma gösteren, bu konuda örgütlü tavır takınan bütün kadın kurumlarını, bütün kadın yoldaşlarımızı, bütün kız kardeşlerimizi gerçekten mücadeleyi büyütmeye davet ediyorum. Ki bir kadın daha kaybetmeyelim, ki bir kadın daha aramızdan ayrılmasın, birlikte yürümeye devam edelim. Bugün Gülistan sanki bu ülkede yokmuş gibi davranılıyor. Bakın Gülistan 21 yaşında gencecik bir kadındı. Gülistan'ın en belirgin özelliği şuydu. Gülistan Özgecan'ın eylemine katıldığı günü hatırlıyorum. Gülistan dil, din, ırk, kimlik ayrımını yapmazdı. Bir kadın öldüğünde Gülistan çıldırırdı. Nihayetinde bir kadın ölmüştü ve Gülistan o bilinçle hareket ediyordu ve o yüzden bir nüfus kaldırdı. Sen bağır ki şiddet sussun dedi. Bütün canlılar için onu kaldırdı. Sadece insan için değil. Böyle bir kadının, böyle bu kadar duyarlı, kulaklarını gözlerini kapatmayan bir kadının hiç var olmamış gibi gösterilmesi insanın canını çok acıtıyor. Bugün Gülistan nasıl herkese ses olmuşsa ben isterim ki bu ülkedeki her kadın Gülistan Doku'ya sahip çıksın.